Türk oyunu denince akla gelen ilk oyun ne? Türk oyunu dediğimde akla gelen ilk oyun ne? Hayır, o değil, o değil. Şu an söyleyemiyorum. Belki sponsorluk olur. Türk oyunu deyince akla gelen ilk oyun Mount & Blade Warband'dir. Diğerleri değildir. Mount & Blade Warband'dir. Evet, inanır mısınız bilmem ama ben gittim bu oyunu aldım ve oynuyorum. Çok sevdim. Bir tane neden video çekmeyeyim demedim. Kendi bildiğim bilgileri size aktaracağım bugün. Muhteşem bir video olacak. Mount & Blade rehberi olacak. İşte bu oyun böyle oynanır. Şimdi size taktiklerimi söyleyeceğim arkadaşlar. Burada kadın seçerseniz çok zorlanacaksınız çünkü eskiden ben kadına hiç sevilmezdi. Ondan dolayı erkek seçeceğiz. Baban. Babanızı seçeceksiniz. Babanız mantıken babanız sizin yarınızdır. Ondan dolayı fakir düşmüş bir asil diyeceğiz. Fakir lafını takmayın. Asil lafını takın. Asil derseniz size bir bayrak verecek ve bu bayrak sizin krallarını tanımasına ve çok daha kolay derebeyi olmanızı sağlayacak. Ondan dolayı bunu seçiyoruz. Buradan sonrası işte sizin zodyakleriniz. Hayatının başlarında bosko çocuğu dersem okçuluğum artacak ama bana büyük ihtimal bir crossbow verecek. Sokak çocuğu derken dövüş yeteneklerim artacaktır. Ben galiba bosko çocuğuydum, kaçak bir avcıydım diyeceğim, kişisel intikam diyeceğim ve başlayacağım arkadaşlar. Bakın, kalbime çıkma hakkım olsun. Yanlışlıkla çok iki kez tıkladım ve başta seçtim galiba. Bakın, zekam çok kötü. Zekama 2 verip gücüme 2 veriyorum. Demir vücudumu arttırın, darbeyi arttırın, germeyi arttırın, bitti. Buraya arkadaşlar ismimizi yapıyoruz. Jack Black yapıyorum ben ismimi. Çok severim kendisini. Çift el sahaları arttırın. Okçuluğum bakın okçuluğum ne kadar yüksek. Hemen Jack Black yaratayım size. Bakın arkadaşlar Jack Black'i yarattım size şimdi. İşte Jack Black arkadaşlar bakın Black kendisi. Hemen videomuza başlayalım. Burada seçtiğim şeylerin hepsi çok iyi. Svadia'nın ne olduğunu bilmiyorum. Vegir'in ne olduğunu bilmiyorum. Kergit atlı okçu. Nord'un ne olduğunu bilmiyorum. Rodok, Türkler, çok kayalık, arbalet, Sarrant okçu. Tabii ki de Sarrant seçeceğim. Çünkü okçuları güzel. Yaya okçuları güzel. Seçiyorum, başlıyorum. Bakın. Elime uzun bir ok verdi. Bundan dolayı bunları seçtik. Uzun oklar daha iyi. Normalde arbalet verir. Arbaleti hiç sevmem. Bakın. Adam vurduktan sonra şunu yapmanız lazım. Bakın. Bunu yapın. Ne oluyor adam nasıl? Oh geldi geldi geldi. Evet arkadaşlar tamam sıkıntı değilmiş. Şimdi bu adam bir şeyler anlatacak bize. Biz what the fuck ne lan diyeceğiz. Ve direkt çıkacağız. Oyunumuza direkt save alıyoruz ve başlıyoruz. Hemen çapulcalar dadanmadan hava herhangi bir köye gideceksiniz. Ben sanatla başlamayayım, siz sanatla başlamayın. Hatta oyuna başlamayın. Siz videoyu izleyin sadece. Bayram var görüyor musunuz? Yanlışlıkla bunu seçmişim ama Sarrani de uyumuş. Ondan sonra doğru bir kral vuruyor. Bakın Sultan Hakim, Sultan Hakim buldum. Merhaba ben Jack Black, hizmetinizdeyim diyeceğim. Görev soracağım. Şanslıyım. Gergin görüşlü adam görevi. Bunu diyoruz ve şansa bunu Sultan Hakim diyor bize. Pekala geldim köye ben şu an buradan da görevi toplayacağım. Köyün içinde değil etraflarda arayın çünkü mantıken öldürünce adamlar görmesin. Speedrun hızlıca öğreneceğiz bu oyunu sizle beraber. Bakın genellikle şurada olur. Şunun içinde. Hatta bakın tam şurada olacak şurada. Bakın hep buraya saklanıyor %100 eminim. Yani bu adama ne diyeceğiz hiçbir şekilde önemli değil. Zaten 5 dakika sonra ölmüş olacak. Ve zaten orada bug'da kaldığı için... Yani epic anime moments. Evet bitti arkadaşlar. Şimdi doğru Sultan Hakim'e. Bakın Sultan Hakim hala burada. Adam 1 metre oynamıyor ya. Verdik. Görevini veriyoruz. Ve 300 lira sizin hiçbir işine yaramaz. Para kirli efendim diyoruz. Bakın onur kazandın. Artık Sultan Hakim'le ilişkim 2 oldu. Bir görevden 2 ilişki kazandım. Ve artık Sultan Hakim'le çok iyi bakıyorum. Çok şanslıyım. İkinci görevimiz vergi görevi. Sultan Hakim'den bildiğin başkentini vergi toplama görevi verdi. Şöyle düşün. Türkiye Cumhuriyeti'ne gidiyorsunuz Cumhurbaşkanımıza. Merhaba ben Arda Demir başlıyorsunuz. Benim için göreviniz var mı? Ve adam diyor ki benim yerine İstanbul'dan vergi alır mısın diyor. Bu onun gibi bir şey. Ve hemen gidiyor bakın 3'e çıktı. Adam burada. Bundan sonra taktiğimiz şu. F1'e basın. Evet kaydedin oyunuzu. Gidin vergileri toplamaya başlayın. Şimdi sol alta bakın. Bu tavsiyeyi görmezden gelip devam etmememiz lazım. Çünkü adam Sultan Hakim. Siz kime laf tutuyorsunuz? Ve çok köylü zaten. Köylüleri de kılıçtan geçirsiniz. Bakın hala bitmiyor. Kim bilir kaç milyon dolarım oldu. Bu şehirden tamamıyla ayrılıp gidip ben vergi topladım. Shariz'den topluyorum. Bildiğin oyun başlarında çok yetecek param var. Gidip bunlara düşman olan bir şeyi bulup onların görevini yapıp katılıp bedavaya parayla şeyleşebilirsiniz. Zaten sonuçta her türlü bir adamla düşman olacaksınız. Hile yapıp ilişkinizi 99 yaptınız. Hatta hilesi de yaptınız diyelim. Ama gidip adamla düşman bir şehirdeysiniz. Adam size hala saldırmaya devam ediyor. Bana her şeyde 5 dakikadan az süren vergi toplama seansı olmaz deme abi ya. Bakın adam burada 63 şeyle dolaşıyor.
O da çok iyi savaştı. Bakın 6739. Şimdi siz sanıyor musunuz ki vergiyi vereceğim? Hayır arkadaşlar. Doğruca arenaya gidiyoruz. Snow şehri, Jelkale, Yelen, İçamur. Pekala ben Jelkale'yi seçtim çünkü bakın bunlarla Kral Galet onunla arkadaş olabilirdim. Ben Jelkale'yi seçtim çünkü bunların atlı okçuları daha iyidir. Arbaletleri daha iyidir ve bana arbalet vereceklerdi büyük ihtimalle turnuvada ve benim arbalet özelliğim şey olacaktır. F1'e basıyoruz, kaydediyoruz ve turnuvaya katılıp kendi üzerimize vergilerle bağış yapıyoruz. 100-100 kazanıyoruz ve bu turnuva sonunda vergiden bile daha çok param olacak. Aldığım vergi 6000, ben bu turnuva sonunda 4200 alacağım. Bakın at, o kadar kötü ki atışlarım. Ve tabi uzak vuramam falan diye düşünmeyin. Ne kadar uzaktan vurursanız o kadar çok yetki şeyiniz artıyor. Oo bakın o adamın arttı, o adam arttı baya. Bu arada şu sıralar payday 2'ye başladım, onu da rehberlerini çekeceğim. Bir şey anlatasım var arkadaşlar. Gerçekten tutorialları kime sorsanız yapmak isterler. Çünkü gerçekten insanlar bildiğini göstermek ister. Ne kadar öyle ben yapmak istemesem desem bile size bu elinize bu yetki verildiğinde yapmak istersiniz. Hiç kusuruma bakmayın. Bakın arkadaşlar şöyle garip hareketler yapın. Şöyle yapın bakın hop. Kendi üstümüze bahis oynamaya devam ediyoruz. Ben bu sıralarda bir şeyler anlatırım arkadaşlar size şimdi. Solda da birileri var mı yok. Şu sıralar arkadaşlar garip olaylar oluyordu. Ve selamlar söylüyorum bu arada kendisine. Verdim selamını abi, çok sevindi gerçekten. Sürekli selam veriyor vallahi, helal olsun diyor. Çok seviniyor selamına. Bugün de konuşacağımız konulardan biri telsiz muhabbeti arkadaşlar. Telsiz nedir? Birbirine bir şey söylemek için kullanırız, bir şeydir. Yayınlarda bu oluyor arkadaşlar. Gelip benim kanalımda abin nerede, abine selam söyle diyor. Birincisi bu telsiz muhabbet. İkinci muhabbet ne biliyor musunuz? Kimse sizin boktan selamınızı umursamıyor. Bu James Hetfield da olsa, Elon Musk hep de aynı örnekleri veriyor. Bu iki kişi olsa bile kimse sizin selamınızı umursamıyor. Aslında onlar umursarız ama açıkçası kimse sizin selamınızı umursamıyor gerçeğini asla unutmayın arkadaşlar. Bu iki konu gerçekten hepimizin yarası ya. Benim kanalımda abime selam gönder diyorlar. Onun kanalında Arda nerede diyorlar. Garip yani. Kanalın adamın adı o yani. Ciddi Jacob kanalında Arda Vlogger soruyorsun. Onun kanalında bunu soruyorsun. Ve böyle başlamamın nedeni maalesef bunların başını çekiyor. Adam her yayında gelip şu anda rahat rahat konuşabiliyorum. Bir videomu izleyeceğini zannetmiyorum ama izlerse çok gülerim. Merhaba abi. Bana Discord'dan yaz abi. Kaç yıldan beri Discord'dan bir dizi YouTuber rolü vermedin ya. Diye alırsın abi. O şakaydı var. Ben asla rol şey izleyeyim. Büyük bir adamın gözünde mal yerindeyim ben şu an. Ben olurdum yani çünkü. Bu tartışma yeter artık. Selamını verdim ya. Niye sürekli gelip selam vermemi istiyorsun? Neden? Taş kağıt makasın biraz reflekslerle birleştirilmiş hali bu oyun. Adam bir yayın gelip aa çok iyi oymuş, nasıl oynuyorsun, ben de oynamaya çalışıyorum falan demiyor. Ama her yayın gelip abine selam söylediğim çıkmayabiliyor ya. Ay ay. İnsanlar önemsendiğini bilmek istiyor galiba. İnsanlar size yap iş için değil de abone sayınıza göre saygı gösteriyor. Tabi bu adama da nasıl, niye saygı gösterirsin ki? Yani adam yaptığı iş için saygı, o 10.000 abonesi var güzel adammış diye saygı gösteriyor. Yani sen ben burada şimdi şey bahsetsem böyle bayağı ama 50.000 abone olsam bu sefer öyle demez, bana selam gönderir. Bunları yaptıkça öğreniyoruz. Garip. Bakın turnuvayı kazandım ve 4200'lük bir dinar ödül kazandım. Neredeyse vergiden fazla. Şimdi zırh mırt dizebilirim. Tabi 30 gün verme süreniz var. 30 gün boyunca bir sürü turnuvaya girebilirsiniz. Bizim veriyorum ben size. Ve elini sürekli save tuşunda... ben bunları etrafında böyle sürekli çevirirsem benim adamlarım illaki buna vurabilir. Lan ne sıkıcı bu boktan bir oyun ya. Bu oyuna bitmiyor. Bu tarz ip gibi arka arkaya dizilince iyi oluyor ama onun dışında yan yana olunca da gerçekten kötü oluyor. Sen ne Geralt of Rivia mısın sen? Ne bu saç sakal? Hadi bakayım yürü. Hep oyunun demo versiyonu oynayalım. Demo versiyonu deyip hep böyle bir talim alanındasınız. Onlar eğlenirdim onunla ama. Ve tabi bilgisayarım ısınıp kapanırdı. Bir sonraki Mantel Blade tutorialımda da hilesiz bir şekilde karakterinizi aşırı güçlü yapmanın yolunu söyleyeceğim. Bazı glitchleri kullanarak. Şimdi size çok iyi bir taktik göstereceğim. Aşırı ama aşırı sürekli save alarak dikkat ederek Verçe'ye gitmeniz lazım. Pekala çok yakınım şu anda. Şu neymiş? Tundra'da. Bakın bunları. That's a nice head you have on your shoulders. 970 dinar mı? Hayır. Yeter artık. Selamını verdim ya. Niye sürekli gelip selam vermemi istiyorsun? Neden? Kardeşim selam ver. Selam ver. Bakın bu göçer yayını alıyorum. Hızı daha iyi. Arda delirdi. O günden sonra Arda delirmiş idi. Sürekli birileri gelip ona selam vermesini istemiş idi. Ne oluyor? Pekala sağ selamlara çekişlerine gelmeye başladım. Kaleye gideceğiz ve bizi burada kale değil şehir meydanına gideceğiz. Burada çok iyi bir easter egg var. Bakın tam şurada da doğabilirsiniz. Böyle gidip gireceksiniz, sola gideceksiniz. Şunun adamları görün. Bu şeyle kadına öyle bir tane tokat atın. Ve dümdüz girmeye devam edin.
İşte burada. Gördünüz mü? Sandık. Açtık ve samuray zırhları var. Samuray Jankser'ları. Ama gerisinin nerede olduğunu kimse bilmiyor. Bakın bir anda bambaşka bir adam oldum. GTA 5 San Andreas adamı oldum bir anda. Ufak bir ana görevi var oyunun. 3-4 tane. Onları yapıp gidelim. Charis turcanı başladığınız yerin ana yerine gidiyorsun. Şimdi bunu diyorsunuz. Ve bakın direkt haydut çetesi gidip öldürüyorsunuz. Kolay görevler. Hızlıca yapalım hemen. Adı serbest şeyimi veriyorum. Bu kim? Nizar'ın şeyi mi varmış? Backspace'e basıp adamların nerede olduğunu görebilirsiniz. Bundan sonra Mountain Blade oynayacak video olduğunu zannetmiyorum. Arkada ses olarak açık bırakın. Özel muhabbetlerimizi dinleyin. Kelly Potter'ın da kanalımı ne çalınmış? Her girilen linke tıklarsan yersin Baylok'u tabi. Bakın arkadaşlar tek atıyor. Oradan çıkan silah çok güçlü. Bakın herkes tek atıyor, görüyor musunuz? O adam güçlü diye ona tek atmadı mesela. O adam çok kıllıydı. Kılları onu sıcak tuttu, ölmedi. Bakın hop öldü. Yani hiçbirinin bir şey yapmasına gerek kalmadı. Bunlar o kadar iyi insanlar yani. Bakın reynecilerin ili direkt burada çıktı şansıma. Saklandık yere saldırıyoruz. Zaten kolay arkadaşlar. Şu tarz zor uçları yapmaya her zaman ama her zaman çalışın. Çünkü yapınca bayağı bir tecrübe kazanacaksınız. Melih sana söylüyorum. Cengiz Aytamatov'un şu salak kitabını 2 sayfa uzattın mı lan? He? Uzat uzat bak çok iyi kitap. Ben Cengiz Aytamatov muyum? Adam gerektiği yerde bitirmiş işte. Ben niye uzatıyorum ya? Ben bir şey fark ettim arkadaşlar. Artık okullar öğretmeden sonra şeyden sonra artık zorla sosyalleşmeye sokuyor insanları. Ya bu çok garip ya. Çok garip. Gerçekten garip. Ve siz de mantıken performans notlarınızın lisede özellikle iyi gelmesini istiyorsanız. Çünkü lisede sınavlar zordur. Çoğu zaman performanslar kurtarır. İyi gelmesini istiyorsanız mantıken iyi davranmak zorunda kalıyorsunuz. Ve geldi geldi. Beyimiz geldi. Ey Allah'ım sanki crack indirdim ya. Dalga mı geçiyorsunuz? Hemen görevlerini hızlıca yapalım arkadaşlar. Çok kolay görevleri var. Şehir meydan adam döveceğiz. Ne yapacağımızı hiç anlamıyorum. Askerlerim saldırın diyecek şimdi. Allah Allah. Ne ya bu ne? Şey mi? Kaptan Amerika Winter Soldier mıydı o? Yani bu adam askerdi bir anda düşman oldu. Kaptan Amerika Winter Soldier gibi içimizdeki şeyler oldu galiba. Kadınlar birer birer ölüyor ya. Kaptan Amerika Winter Soldier bence en iyi Marvel filmlerinden biriydi arkadaşlar. Teker teker hepsini böyle adamlar yakalayınca böyle içimin yağları yedi. Özellikle Iron Man 2'deki sonundaki başındaki senatör. Evet ana hikaye bitti arkadaşlar. Bundan sonra teksiniz. Hayırlı olsun arkadaşlar. Bundan sonra teksiniz. Bundan sonraki bölümlerde derebeyi olacağız. Ve nasıl bir glitch kullanarak kesin diye modları açımıtları kapatmıyor. Nasıl çok güç olacağını anlatacağım. İzlediğiniz için şimdi doğru oldu. İzlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Artık telsiz muhabbeti yapma. Gerçekten bundan sonra banlamayı düşünüyorum kendisini. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Ve sağlıcakla kalın. (Gülüyor)